Herkese merhabalar. Teknolog'da geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftada teknoloji ve hukuk ilişkisini hep birlikte ele alıyoruz. Metaverse faydalar kadar zararların da olabileceği sanal bir dünya. Interpol de Metaverse'de şubesini açtı. Haberimizi hep birlikte izleyelim. Uluslararası Cezayi Polis Teşkilatı, kısa adıyla Interpol, Metaverse'te işlenebilecek muhtemel suçlar için kolları sıvadı. Interpol, geçtiğimiz aylarda dünya çapında kolluk kuvvetleri için özel olarak tasarlanmış ilk Metaverse'ü tanıttı. Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki birkaç yıl içinde insanların Metaverse'ü benimseme oranları daha da artacak ve bu yüzden şimdiden sıkı önlemler alınması gerekiyor. Metaverse'teki bazı kullanıcılar hali hazırda parmaklıkların arkasına konulmuş durumda. Güney Koreli bir adam geçtiğimiz ay Metaverse'deki çocukları taciz etmekten ve onları çıplak fotoğraflar ve videolar göndermeye ikna etmekten 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. NFT'lerde büyük hırsızlıklar olmaya başladı ve bu sektörde siber güvenliğin önemi gün geçtikçe artıyor. Detaylar haberimizde. Non-Fungible Token yani NFT, belirli bir dijital sanat eseri veya ürünün sahipliğini kanıtlayan kod satırları geleneksel sanat eserleri gibi NFT'ler de satın alınabilir, satılabilir, takas edilebilir ve değerleri de çılgınca dalgalanabilir. Sanat eserlerinden, ünlü insanların çeşitli ürünlerine kadar herkesin ilgi odağı olan NFT'ler saldırı altında son bir yılda 100 milyon dolar değerin üzerinde NFT çalındı. NFT'ler dolandırıcılık aracı olarak da kullanılıyor. Eliptik tarafından yayımlanan NFT'ler ve Finansal Suç 2022 başlıklı raporda 2017'den bu yana en az 8 milyon dolar paranın NFT'ler aracılığıyla adlandığı belirtildi. Haberlerimizi izledik. Daha fazlasını doçent doktor Barış Öçelik'le konuşacağız. Teknolog devam ediyor. Barış Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Zafer Bey. Bugün teknoloji ve hukuk konuşacağız hocam. Hemen sormak istiyorum. Hukuk teknolojinin neresinde hocam? Evet. Çok teşekkürler e, bu soru için. Gerçekten bizi izleyenler de sorabilir. Teknoloji e, programında bir hukukçunun, bir hukukçu öğretim üyesinin ne işi var diye. E, şimdi bu soruya tabii çok boyutlu cevap verebiliriz. Ama hemen şunu söyleyeyim. Aslında e, hukuk teknolojinin her yerinde. Neden derseniz teknolojinin oluşumundan. Kullanılmasından sonuna kadar bütün süreçlerinde hukuksal süreçlerle karşı karşıyayız. Fakat tabii bunu anlayabilmek için e, bir küçük bir hatırlatma belki faydalı olabilir. Hukuk nedir? Hukukun ne olduğunu öncelikle e, konuşursak belki daha doğru bir şekilde anlarız. Hukuk dediğimizde e, insan davranışlarını konu alan, toplumu inceleyen bir bilimi anlıyoruz. İnsan davranışlarına ilişkin önermeler getiriyor. Tıpkı işte... ...ahlak kuralları gibi, din kuralları gibi, etik kurallar, örfadet kuralları... ...bunlar hepsi hayatımızı düzenleyen kurallar. Hukuk da böyle ama hukukun farkı devlet tarafından yaptırıma bağlanmış olması. Regülasyon. Regülasyon. Diğerlerinde manevi yaptırımlar var ama... ...dünyevi ve devlet tarafından bir yaptırıma bağlanmış olan kurallar hukuk kuralları. Şimdi madem toplumu konu alıyoruz... ...o zaman toplumda ne olursa, ne değişirse, ne gelişirse otomatikman hukukun ilgi alanına giriyor. Nitekim son zamanlarda hukukçuların teknoloji konularına ilgisi sizin de dikkatinizi çekmişti. Arttı. Müthiş arttı, müthiş arttı. Neden arttı? Çünkü teknoloji hayatı dönüştürüyor, toplumu dönüştürüyor ve bunu yaptığı ölçüde de hukukun ilgi alanına giriyor. Birkaç örnek verir misiniz hocam? Bu çok eskiden beri böyle aslında. Yeni bir şey de değil. Hukuk tarihi boyunca önce bir tane tarihten örnek vereyim. Çok daha eski zamanlarda Ta Babil Krallığı zamanında teknoloji gelişmiş, hayat gelişmiş. Bilinen ilk yazılı kurallar oluşturulurken bunlardan bir tanesi teknolojinin olası zararlarında bu zararların nasıl karşılanacağına ilişkin. Çok doğru. Yaklaşık bugünden 2000 bin yıl önceden bahsediyoruz. Böyle bir zamanda yine bu vardı. Günümüze baktığımızda Bakıyoruz daha önce hayatımızda bulunmayan kavramlar hayatımıza giriyor ve otomatikman hukukun da ilgi alanına bu şekilde girmiş oluyor. Hukuk bunları bazen önceden düzenliyor bazen arkadan geliyor. Nitekim baktığımız zaman genelde hukukla ilgili algı şudur. De işte toplumda bir takım şeyler değişir gelişir sonra hukuk devreye girer ve o konuya ilişkin kurallar getirir. Doğrudur genelde de böyledir aslında ama baktığımız zaman bazen böyle olmadığını da görüyoruz. İçinde yaşadığımız süreç tam da böyle bir süreç. Teknolojinin hayatımızı hızlı bir şekilde dönüştürdüğü bir zamanda hukuk artık ben bekleyeyim arkadan geleyim diyemiyor. Proaktif bir tutum izlemek zorunda. Hukuka daha çok ihtiyaç duyuyor. Daha çok ihtiyaç oluyor. Neden? Çünkü bütün bu teknolojiler bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken, güzelleştirirken bir yandan da Olası e, istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor Belki teknolojik gelişmelerden kaygı duyduğumuz zaman, korktuğumuz zaman hukuka güveniyoruz, hukuka dayandırıyoruz bu konuları Aslında hukuk teknolojinin tam merkezinde diyebiliriz Buradan nedenle de sürekli merkezinde duruyor e, Bildiğiniz gibi e, yapay zeka politikaları derneği olarak yaptığımız araştırmalarda da bu e, bulguya ulaşmıştık Her zaman verileri e, esas olarak konuşmayı seviyoruz benzer sonuçlar aynı şekilde Avrupa Birliği'nin yaptığı anlaş şeylerde araştırmalarda da var. Baktığımız zaman hep şunu görüyoruz: toplum aslında teknolojik gelişmelere soğuk değil, aksine kullanmak istiyor, onun içinde olmak istiyor, onun faydalarını elde etmek istiyor, yani onlardan yararlanmak istiyor. Ama tabii ki ne var? Aynı zamanda bir korku var. İşte hukukun özellikle devreye gireceği nokta bu. Burada Olası olumsuzluklar, olası e, zararlarda e, insanların ortada kalmaması deyim yerindeyse hukukun işlevi, olası bir zararını giderebilmesi. E, çünkü bu en büyük kaygıyı oluşturuyor benim gördüğüm tüm araştırmalarda. Bizim araştırmalarımızda da Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak gerek Avrupa'daki araştırmalarda da hep bu e, insanların aslında kullanmak istedikleri ama e, bir takım maddi manevi zararlara uğramak, kaygısıyla bundan uzak durduklarını görüyoruz. Hukukun aslında işte tam da burada meselenin e, adeta ortasından konuya girdiğini söyleyebilirim. Belki de hukuk herkese lazım ama teknolojiye daha fazla lazım hocam. Hük Son günlerde mesela metaverse'te arsa alımları başladı biliyorsunuz. Peki normal bir arsa almakla, ben Kastamonu'da bir arsa almakla metaverse'te arsa almanın ne farkı var hukuk açıda? Evet. Şimdi tabii burada e, aslında günümüz insanının <laughs> Zafer Bey belki de ee, en büyük zorluğunu bir kere daha görüyoruz. Sanalla gerçeği ayırt etmek. Şimdi siz güzel memleketiniz Kastamonu'da bir arazi diyelim ki satın aldınız. Ne yapıyorsunuz? Ee, gidiyorsunuz tapu müdürlüğüne. Tapu müdürlüğünde karşınızda bir kişi var, bunu size satan kişi. Diğer tarafta görevliler var. Siz onlarla bir satış sözleşmesi düzenliyorsunuz. Pazarlık yapıyoruz. Pazarlık yapıyorsunuz, anlaşıyorsunuz. <laughs> Ve aldığınız şey en önemlisi gözünüzde görüyorsunuz, elinizde tutuyorsunuz. Bütün bunları da devlet devreye girerek resmi bir tescil işlemiyle sözleşme yapıyor. Sözleşme evet. artı tapudaki tescil işlemiyle sizin adınıza tescil ediyor. Artık siz devletin kayıtlarında bunun sahibisin. Peki sanal dünyada? Sanal dünyada böyle oluyor mu? Baktığımız zaman sanal dünya ile alakalı sorunuzu şöyle biraz daha hatta genişte alayım. Yani sadece <laughs> metaverse değil aynı zamanda işte kripto varlıklar gibi NFT'ler gibi bunlar için de söyleyebiliriz. Bence bunlarla ilgili birinci düşünülmesi gereken, bilinmesi gereken, anlaşılması gereken şey şu. Biz bunları edindiğimizde aslında edindiğimiz bir hmm, yani en genel tabirle bir koddan ibaret. Bir kod edinmiyoruz. Kesinlikle. Burada maddi bir şey edinmiyoruz ve ekonominin kuralları dahilinde. Normal bütün diğer şeyler gibi burada da söz konusu olan insanların ona verdiği değer. Ona bir değer verildiği ölçüde değerli, olmadığı ölçüde değersiz. Ama nedir önemli olan? Bu bizim elimizde tutabildiğimiz bir şey değil. Evet göz, Gözümüzde görüyoruz aslında, gözümüzde görüyoruz ama işte tüm sanal şeyleri gördüğümüz gibi görmüyoruz. Burada e, bilinmesi gereken en önemli nokta bu. Bunun dışında da tabii ki genel siber güvenlik önlemleri, yani hem bireysel bazda hem programlar gibi. Çünkü e, buralarda aynı zamanda şeye de müsait, e, yani bir e, işte dolandırıcılığa müsait, işte ilgili kodların, şifrelerin ele geçirilmesi mümkün. Burada tabii hani vatandaş olarak bunlara da mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. İşte kodları paylaşmamamız gerekiyor. Aslında burada da tabii küçük yaşlardan itibaren bir dijital vatandaşlık bilincinin yerleşmesi. Bundan çünkü artık kaçamayız. Bunlar artık hayatımızda olacak her zaman. İşte kripto varlıklar, NFT'ler, meta... Öyle veya böyle. Az veya çok veya bunların türevleri hayatımızda olacak mutlaka. Dolayısıyla vatandaş olarak hani o tüm diğer konularda olduğu gibi burada da dijital vatandaşlık bilincini geliştirmek lazım. Ne alıp ne almadığımızı bilmek lazım. Çok güzel. doğru. Peki hocam Anadolu'da yaşayan bir amcamız Metaverse'den arsa almak istedi. Olabilir. Yani sonuçta para kazanmak isteyebilir. Ama bir pürüz yaşadı. Bir siber güvenlik tehdidi oldu. Kime şikayet edecek? Yani hukuk buna şu an müsait mi? Evet. Şimdi burada tabii iki açıdan bakmak <laughs> lazım. Birincisi diyelim bir, ki siz bir e, arazi, metaverse arazi satın aldınız. Tabi burada aslında bir metaverse değil, metaverse'lerden söz ediyoruz. Aynı arazi bir başkası da e, satın alabilir. Bu konuda işte tam az önce söylediğimiz hani ne aldığımızı bilmek, onun teknolojisini bilmek burada devreye giriyor. Bunu anlarsak zaten alırız veya almayız. Bu bir, bireyin serbest kararıdır. Devlet sizi bu noktada zaten e, şeyde korumak zorunda da değil. Yani birden çok işte sanal platformdan bir tanesinde gidip öbüründe bir başkası aldığı zaman Devletin burada size bu anlamda bir yükümlülüğü söz konusu. Ama ne anlamda bir yükümlülüğü söz konusu? Bütün bunların niteliği konusunda birileri sizi yanıltmışsa, sizin şifrelerinizi ele geçirmişse, sizin işte e, dijital veya öbür türlü e, konvansiyonel varlıklarınızı e, almışsa, ele geçirmişse tabii ki o zaman ceza kanunu devreye girecek işte dolandırıcılık veya hangi suçun unsurları oluştuysa. Ama mesela burada da yine teknolojinin bir şeyi var. Normalde mesela birisi sizin bir taşınır eşyanızı alsa, buna hırsızlık diyoruz. Ama aynısı dijital varlıklarda söz konusu olduğunda bu anlamda bir hırsızlık daha sonra diğer unsurları. Dijital hırsızlık. Dijital demiyorum. hırsızlık. <laughs> Gündelik dilde bunu söylüyoruz ama teknik anlamda hani ben ceza hukukçusu değilim çok alanımı da aşmayayım ama çok sevdiğim bir alan aynı zamanda ceza hukuku. Bunlar söz konusu olduğunda başka suçların unsurlarına bakıyor ceza hukukçusu e, arkadaşlarımız. Dolayısıyla e, işte bütün bunlar da aslında hepsi bize aynı şeyi gösteriyor burada bu şeylerin bu alanda işte mesela yatırım yapmak isteyen ticaret yapmak isteyen neyse işte artık oradaki ve mutlaka çok bilinçli olmaları gerekiyor. Evet bazı hukuksal mekanizmalar var ama şunu unutmamak gerekiyor. Netice itibariyle elimizde işte kanunlar kurallar var ama bunlar bu teknolojik gelişime uygun bir takım yorumları gerektiriyorlar. Bu yorumları yaparken de ee, hangi sonucun çıktığını şu an o kadar çok öngöremeyebiliriz. Kesin. Hangi sonucun çıkacağını. Dolayısıyla burada mutlaka yani birinci planda bilinçli, tedbirli davranmayı ben şahsen de devletin de regülasyona daha fazla ihtiyacı var bu konularda. Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Sayın Bekir Boz artık yargıda yapay zekayı da geçeceğiz dedi. Bu da önemli bir gelişme. İsterseniz dünyada önemli teknolojik gelişmeler var. Onları seyredelim. Sohbetimize hayır. devam edelim hayır, hocam. Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka hata yapınca yanlış kişi tutuklandı. Olay Louisiana eyaletinde gerçekleşti. 25 Kasım 2022'de 28 yaşındaki Randall Reid, Georgia eyaletinde gözaltına alındı. Gerekçe ise polisin kullandığı yapay zeka destekli yüz tanıma sisteminin eyalete gerçekleşen bir soygun için kendisini işaret etmesiydi. Polis kamera kayıtlarını karşılaştırdığında gerçek gün yüzüne çıktı. Reid masumdu fakat yapay zekanın hatası nedeniyle 6 gün boyunca nezarette kaldı. Olay sonunda yapay zekanın yüz algılama sisteminde siyahileri ayırt edemediği anlaşıldı. Almanya'da otopilot modu açılan otonom araç tam 15 dakika boyunca polisten kaçtı. Otonom araç polisin dur ihtarlarını yanıtsız bıraktı. Sürücünün uyuduğu tespit edildi. 45 yaşındaki kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede sürücünün kullandığı bir ilaç nedeniyle anormal tavırlar sergilediği anlaşıldı. Ehliyetine el konulan sürücünün bir daha araba sürüp süremeyeceği mahkeme kararıyla belli olacak. Otonom sürüş sistemi sürücü direksiyonu tutmadığı zamanlarda çalışmıyor. Düzenli aralıklarla uyarı vermeye başlayan sistem bir süre sonra da sağ şeride çekiyor ve aracı durduruyor. Otonom sürüş sistemi farklı yazılımlarla modifiye edilerek devre dışı bırakılabiliyor. Onlar ve bilgisayarlarla iletişim kurabilen yüksek band genişliğine sahip beyin implantları için geri sayım başladı. Elon Musk, Neuralink'in cihazlarından birini önümüzdeki 6 ay içinde birinin kafasına yerleştirebileceğini söyledi. Neuralink 2016 yılında kuruldu. 2019'da cihaz maymunlar üzerinde test edildi. 2020'de ise domuzlar üzerinde denendi. Neuralink'in misyonu biyolojik ve nörolojik çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek, beyin ve diğer cihazlar arasında iletişim sağlayabilen arayüzler geliştirmek. Hocam, haberleri büyük bir ilgili izledik. Benim en çok dikkatimi çeken yapay zekadan dolayı Amerika'da yanlış kişi tutuklanmış. Ne diyorsunuz bu habere? Evet, bu tabii özellikle bu son teknolojik gelişmelerde bu sürecin başından beri bizi en çok meşgul eden meselelerden bir tanesi. Yani özetle şöyle diyebiliriz. Yapay zeka kaynaklı bir yanlış oluşursa, yapay zeka yanlış yaparsa. Şimdi neden? Çünkü burada... Ne oluyor? Kişiler zarar görüyor. 6 gün tutuklu kalıyor e, haksız yere haberdeki kişi. Şimdi tabii çok boyutlu bir e, mesele. E, sıra sıra hemen ben de haberden dikkatimi çeken haberi izlerken aklıma gelenleri paylaşayım. Birincisi burada e, bir ayrımcılık söz konusu aynı zamanda bir ırk ayrımcılığı söz konusu. Biliyorsunuz anayasamızın e, 10. maddesinde düzenlenmiş eşitlik ilkesi veya işte Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda özel olarak düzenlenmiş ayrımcılık yasağı söz konusu. E, şimdi siz burada buradan kaynaklı bir sebeple bir ayrımcılık meydana geliyor bir kere. Bunun bu anlamda bir idari sorumluluğu söz konusu. Kesinlikle. İkincisi burada aynı zamanda şey meydana geliyor. Bir haksız tutuklama meydana geliyor. Bunun da bu kişi açısından hem e, özel hukuk hem de e, ceza hukuku anlamında sonuçları var. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. E, bir bir kere haksız tutuklama nedeniyle devlet bu kişiye tazminat ödemesi gerekiyor. haksız yere tutuklu kaldığı için. İkincisi bu, kişi, bu kişinin bu bu tazminat dışında Ayrıca maddi manevi zararları meydana gelmiş olabilir Örneğin işte işinden gücünden kalmış olabilir para olmuş olabilir veya çevresinde işte suçlu olmasından ötürü suçlu olarak görülmesinden ötürü öyle algıdan ötürü manevi anlamda bir işte itibar kaybı veya her neyse işte buna uğramış olabilir Dolayısıyla kişiye çok zarar veren bir şey Şimdi burada görece daha e, kolay bir durum var. Neden derseniz bir tutuklama meydana geliyor ve hani tutuklamanın e, tutuklamayı yerine getiren devlet. Dolayısıyla muhatabınız devlet burada. Başka örneklerde bazen daha zorlandığımız hallerde olabiliyor. İşte yani işte, otonom araçların karıştığı e, kazalarda yine yapay zeka kaynaklı, otonom araçların karıştığı kazalarda işin içerisinde bir sürü aktör giriyor çeşitli bir özel kişi çünkü söz konusu ve devlet değil yani orada şey yapan zarar veren yol açan. Peki hocam araya giriyorum da. Tamam. Burada tutuklanan kişi davayı kime açacak? Devlete mi açacak? yoksa yapay zeka destekli o şirkete mi açacak? Evet e, normal olarak burada tabi devlete işte o nedenle burada az önce daha kolay olarak nitelememin sebebi bu. Çünkü sonuçta tutuklamayı yerine getiren devlet tutuklama ama, işlemi. E, ama, ama, yapan şirket. ama arkada bu <laughs> yapan şimdi başka Hukuk bir şey. Hukuk Evet şimdi başka bir şey devreye giriyor. Tabii ki ne olmuş oluyor? Devlet mesela işte bu programı kullanıyor. E bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde kullanıyor. Bu yazılımı yapan bir şey var. Devlet dönecek bizim hukukta rücu dediğimiz ilişki meydana gelecek. Yani ben şu kişiye senin yüzünden şu kadar tazminat ödedim ve bunun sebebi senin ürettiğin bu programın işte yüzleri tanırken hata yapması deyip dönüp oraya dönecek. Dediğim gibi burada devlet olduğunda aslında işler biraz daha sade oluyor benim düşüncem. Ama bütün bu aktörler vatandaşlar olduğunda işler o zaman iyice karışıyor. Bunlar da işte yeni dönemin hukuksal sorunları zarar meydana geldi. İşte o e, şeyi ilgili programı kullanan birisi var üreten birisi var. O üretene verileri sağlayan birisi var derken karşımıza bir sürü zincir sorumlulardan oluşan bir zincir ortaya çıkıyor. Aslında bütün mesele yani bizim larda hukuklar e, açısından ortaya çıkardığı En önemli sorunlar da hep bu noktada ortaya çıkıyor. Peki hocam yeni dönem dediniz. Bu yeni döneme Türkiye hazır mı? Hukukçular hazır mı? Şimdi diyelim bir dava aldın yapay zekadan dolayı, metaverse'ten dolayı e, hakime gittik. Eğer oradaki hakimimiz ya da avukatlar, hukukçular yapay zeka konusunda bilgi birikimi yoksa, metaverse konusunda bilgi birikimi yoksa nasıl karar verecekler? Evet. Hazır mıyız? Onu söyleyeyim. Çok haklısınız. Bunu tabii yani şu an hazırız dersek yalan söylemiş oluruz. Gerçek olmaz bu. Şu an böyle bir yani mevcut işte uygulamacılar arasında bu denli bir bilincin, farkındalığın yayıldığını söyleyemeyiz. Bunun zamanla gelişeceğini öngörüyoruz ama bütün dünyada da böyle zaten şu anda. Az veya çok işte teknoloji ve özellikle tabii yapay zeka teknolojileri. E, şimdi bu sorunuz şunun için önemli. E, Birçok sektörü dönüştürdüğünden bahsediyoruz. Yapay zekanın bundan hiç şüphesiz en çok etkilenecek olan e, alanlardan bir tanesi hukuksal hizmetler diyelim. İşte... E, yargı faaliyetinde görev alan hakimler, savcılar, avukatlar bundan etkilenecekler. Ee, şu an itibariyle bu anlamda bir hazır olmaktan söz edemeyiz. Ee, olacak yani bu noktaya toplumsal dinamikler, ihtiyaçlar sizi iter. Yani itmezseniz çok net oyun dışı kalırsınız. Hocam iter de geç kalmamak lazım. Kesinlikle geç kalmamak lazım. Her zaman söylüyoruz. Bu konuda şimdiden zaten tüm dünyada yapılan şey de aynı. Bazen zaman zaman ya işte otonom araçlar yollarda kalabalık halde gidiyorlar mı da şimdi biz oturup otonom araçlar kaza yaparsa ne olacak diye konuşuyoruz. Şimdi bu konu öyle bir konu ki az önce ilk sorunuz üzerine söylemiştim. E, hukuk genelde arkadan gelir ama bazen ön almak zorunda kalır. Kesin. İşte içinde yaşadığımız dönem teknolojinin seviyesi ve aynı zamanda bu seviye öyle bir şey ki kendi içerisinde bir döngü Teknoloji geliştikçe teknolojinin yeniden gelişim hızı da artıyor. Şimdi dolayısıyla herkes gibi, tüm meslekler gibi biz hukukçular da bu dönüşüme hazırlıklı olmak zorundayız. Peki ne yapmalıyız? Nasıl yapacağız bunu? Birincisi bir kere bu dönüşümü kendisini kabul edeceğiz. Yani hayatın ve dünyanın artık eskisi gibi olamayacağını kabul etmemiz Hukukun gerekiyor. Hukukun da değiştiğini kabul edeceğiz. Hukukun ediyor. da değişeceğini, hukukçuluğun da değişeceğini, hukuk eğitiminin de değişeceğini. Herkes değişiyor çünkü. Yani sağlıkta durum farklı değil ki. Finansal hizmetlerde durum farklı değil ki. Orada da yine aynı şekilde sektörler dönüşüyor. Ve bu gerçekleşirken bazen yıkıcı bir şekilde oluyor. Şimdi siz burada buna hazır olmazsanız o zaman işte o meşhur endişeler gerçek olur. İşlerimizi kayıp mı edeceğiz veya işte herhangi bir ekonomik sıkıntıya mı düşeceğiz gibi kaygılar o zaman gerçek olur. Burada peki ne yapacağız? Bir kere bunu kabulleneceğiz. Bu yokmuş gibi davranamayız. Bir Alman profesör bununla ilgili bir benzetme yapıyor bu yokmuş gibi davranmayla alakalı. Yok canım zaten herkes her şey eskisi gibi aynı diye iddia etmek karanlıkta yürürken korkan birisinin ıslık çalmasına benzer diyor. Yani aslında teknolojik dönüşümün farkında korkuyor ee, ama böyle olmadığını iddia etmek, yani böyle karanlıkta bir, o kişi ıslık çalar, biraz kendine cesaret vermek için bunun gibi. Şimdi bu bir kere bunda bir şey yapabilmek için, harekete geçebilmek için bir kere önce değişimin kendisini kabul etmemiz gerekiyor. İnanmamız lazım. İnanmamız lazım. Bütün bu e, teknolojilerin hepsinin aslında yani yapay zeka da dahil olmak üzere tüm bu teknolojileri bir bütün olarak ele alıp bunların faydalarını kaçırmamamız gerekiyor. Bu faydalardan. Şimdi siz şunu söyleyemez misiniz? Söyle, söyleyemezsiniz. Yani efendim sağlıkta yapay zeka konusunda çok büyük gelişme oluyor. Ya bize ne olursa olsun diyemezsiniz. Niye? Çünkü bu e, hayat kurtaracak bir hıza ulaşabilir. Böyle şeyler var. Bu kazanımları elde etmek için biz hukukçular da ona uygun hukuksal altyapıyı e, oluşturmaya yönelik bir bakış açısına sahip Kesin. olmamız gerekiyor. Nasıl olacak? bu da çok kısaca hemen onu da söyleyeyim. O değişime, dönüşüme hazır ve açık olmanın önü sıra tabii gelişime açık olmamız lazım. Hukuk hocaları da, hukuk öğrencileri de, hala hazırda çalışan hukukçular da bu dönüşümü anlamaya, anlamlandırmaya yönelik bir gayret içerisinde olmaları gerekiyor. Bu her şeyin başı bence çünkü bu bir öğrenme süreci, bu öğrenmeyi tetikleyen şey merak. Bana bazen öğrencilerim veya işte konferanslarda katılımcılar e, hocam biz de işte sizin gibi yapay zeka ve hukuk alanıyla ilgilenmek istiyoruz. Bize bir kitap söyleyeyim. Büyük bilgi var mı bu arada öğrencilerde? Çok büyük bilgi var. Hukukçuların e, bu konudaki ilgisi yani beni bile şaşırtan düzeydeki, yani bu konuda uzun zamandır çalışma yapan birisi olarak e, genç hukukçularımız şu an eğitim almakta olan veya yeni mezun hukukçularımız bu konularda çalışmaya çok büyük bir heves duyuyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Neden derseniz bu onların gelişimi açıklığını yani farklı bakış açısıyla meseleyi ele almalarını gösteriyor. onlarla konuşuyoruz. Mesela diyor ki hocam işte bir kitap okuyor. Hayır bir kitap okuma meselesi değil bu. Bir kitapta zaten bütün bunların hepsini öğrenmemiz de söz konusu değil. Ama temelde bir meraka, bir öğrenme alışkanlığına, bir gelişim e, alışkanlığına sahip olursak zaten o zaman her zaman Kesinlikle. bunu yapabiliriz. Çünkü teknoloji yine değişecek. Bundan sonra da değil. sürekli güncel. Bakın mesela e, birkaç ay önce konuştuklarımız veya bir yıl önce konuştuklarımızla şimdi konuştuklarımız farklı. Yoklar. Farklı noktalara gidiyor. Çünkü o hız arttı. Dolayısıyla işte e, biz ders koyalım veya işte bir tane kitap okuyalım, bir tane makale okuyalım, böyle bütün bu teknolojik dönüşümü anlayalım, anlamlandıralım, böyle okuyalım. Bu mümkün değil. Kesin. Ne olacak? Ee, bu süreç elbette ki kaçınılmaz olarak hepimizi değiştirecek, hepimizi dönüştürecek. Hukuk eğitimini de dönüştürecek, şuları da dönüştürecek. İşte hakimleri de, savcıları da, avukatları da ister dönüp tüm mesele bunlara hazırlıklı olmak. Çok teşekkürler hocam. Şimdi halkımıza teknoloji ve hukuk ilişkisini sorduk. Hep birlikte seyredelim, sohbetimize devam ederek. Teknolojik gelişmelerden şu an için insanların zarar göreceğini düşünmüyorum. Bu biraz daha kişinin bilinç düzeyine bağlı olmakla birlikte ben olumlu etkileneceğimizi düşünüyorum. Çok ciddi derecede fayda sağlayabiliyor. Ama siz bunu kötü manada kullanırsanız o faydayı zarara çevirebiliyorsunuz robot olduğu için otomatikman duygular ortadan kalkacak. Dolayısıyla ben daha objektif olacağını düşünüyorum. Hakimin e, duygularının olmayacağı, tamamen sistemle sistematik bir şekilde ilerleyeceği bir durum olurdu. E, bu durum için benim için olumlu olarak sayılabilir yani. E, tabii ki yapay zeka robotlar insan beynine nöronlarına paralel çalışmasına rağmen e, Az önce söylediğim gibi bazı yerlerde doğru kararlar vermeyedebilir. Yani bazı durumlarda, bazı davalarda hani e, direkt olarak bir e, yasaya göre cevap verilebilir ama bazılarına duygunun da katılması gerekiyor, İnsan insani şeylerin de olması gerekiyor. Bu durumlarda çok da hani e, iş görebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yapay zekada hani duyguları, ne kadar da duyguları entegre etmeye çalışsak ama pek de insan olarak yapacağımızı düşünmüyorum. Bu yüzden e, olumsuz bakıyorum buna. Öncelikle firmayla iletişime geçerim. Yani eğer bu çözülebilecek bir şey ve büyük bir zarar görmediysem uzlaşma yoluna giderim. Ha olmuyorsa tüketici hakları mahkemesine giderim. Uzlaşmacıyı da kabul etmezlerse artık istemeyerek de olsa bir tazminat almak durumunda kalırım. Yeni gelen güncellemelerle e, telefon, tablet, akıllı saatlerde e, iade önceden yapılabiliyordu. Fakat şu an e, bir iadenin e, söz konusu olmadığını biliyorum. Aslında böyle bazen araştırıyorum ama tabii ki her şeyi bilemem. Ama e, bilsem daha iyi olur. Sadece şikayet hakkımın olduğunu biliyorum. Şikayetinin üzerine e, bu şikayeti gerçekleştirdikten sonra devletin e, buna karşı bir yaptırım uyguladığını ve çeşitli cezalar uyguladığını biliyorum ama derinlemesine bilmiyorum. Tam bilmiyorum ama e, bozuk çıkan internetten aldığımız bozuk çıkan aletlerin eee geri iadesini bazı firmalar kabul etmiyor ama bildiğim kadarıyla etmek zorundalar diyebiliyorum. Dava açabiliyoruz bu tür durumlarda. Hocam röportajlara büyük bir ilgili izledik. Halkımız robot bir hakim istemiyor. Siz istiyor musunuz? Evet. Ee, halkımız şu konuda haklı. Bu röportajlardaki katılımcılar şunu söylüyorlar. Hukukta da her işte olduğu gibi duyguya ihtiyaç olan anlar var. Ve dolayısıyla bunlar da tabii ki bunu kimse istemez. Nitekim zaten aslında bu konudaki öneriler yani... E, yapay zeka işte yargıda e, rol üstlensin bazı faaliyetleri yerine getirsin derken e, kastedilen de aslında zaten hani öyle bir duygu gerektirmeyen e, haller e, bu ölçüde e, yer olacağını tahmin ediyorum e, gelecekte bunu da tabii ki e, desteklenir. desteklenir böyle bir şey şunun için desteklenir e, iş yükünü azaltan bir şey. Emekten, zamandan tasarruf eden bir şey. Ama yoksa tabii ki e, hiç kimse e, duyguları olmayan bir hakim tarafından yargılanmak veya evliliği hakkında bir şey vermesinde bir karar verin Hocam sonuca bakmaz, bakmaz mıyız ama Değil mi? <laughs> e, son, sonuca tabii bakmamız gerekir. Yani e, verdiği kararın isabeti doğruysa şey, do, doğruysa ama işte sorun şurada. E, o olmadığında onun doğru olduğunu ne kadar bileceğiz? olduğunu. Ama son gelişmeler gösteriyor ki robot hakimler, avukatlar olacak. Kesinlikle. Kesinlikle bazı örnekleri de var zaten yargılama boyutu bakımından çok büyük ekonomik değeri olmayan veya işte böyle manevi boyutları olmayan meselelerle alakalı dünyada bazı örnekleri de var zaten. Gerek avukat olarak gerek davayı işte bir şekilde sonuca bağlayan e, sistemler olarak var. İlerleyen günlerde bakalım neler olacak. ChatGPT'ye geçelim. Evet. Son 5 ayda herkes ChatGPT'yi konuşuyor. Az önce öğrencilerden bahsettiniz. Şimdi bir genç arkadaşımız ChatGPT'yi kullanarak ödev hazırladı size. Size verdi. Siz de şaşırdınız. Ya benim öğrencim başarılı ama bunu hazırlayamaz diye bir öngörünüz var. Ama nasıl tespit edeceksiniz? Tespit etseniz kime şikayet edeceksiniz? Hukuk bunun neresinde hocam? Evet, ee, gerçekten ee, siz de takip etmişsinizdir. Şu an ee, yani bir yandan chat GPT'nin başarılarını işte şu konuda faydalı başarılı, yaptı, başarılı. Şu konuda faydalı bir şey yaptı diye bir yandan bu haberleri takip ediyoruz. Ama hemen onun yanında da özellikle de benim gibi üniversite hocalarının bu konudaki kaygılarını <laughs> görüyoruz hep. İşte ödem bu şekilde verilirse tabii şimdi şöyle bir şey var. Her şeyin bir iç güdüsü, içgüdüsel boyutu olduğu gibi hocalığında var aslında. Yani siz eğer sınıfınızda yani orada layıkıyla işinizi yapıyorsanız aslında e, çok da büyük bir kalabalıkla falan karşı karşıya değilsiniz. kimin hangi ödevi yap, yapmayacağını zaten bilirsiniz. Dolayısıyla o orada e, dikkatinizi çeker. Hani bu ödevin oradan yapılmadı. Peki e, ama oldu ya işte kalabalık bir sınıftasınız veya işte belki o kadar e, buna vakit ayıracak haliniz yok. Şimdi bu oldu. Ne yapacaksınız? E, burada tabii çok önemli bir ispat meselesi var. Şahsen bir hoca olarak bunu düşünürüm. Ben aynı zamanda bir hukukçu olarak tamam e, bana öğrencim ödevini verdi. Yani o ana kadarki performansı itibarıyla da pek o ödevdeki kadar mükemmel bir cevabı veremeyecek bir öğrenci böyle bir düşüncem var. Ee, ne yapmak lazım? Tabii gerçekten bir kere önce öyle olup olmadığına bakmak lazım. Hani çünkü insan değişebilir ve genişebilir. Ama eğer tabii ChatGPT tarafından yazılmışsa o zaman başkası tarafından yazılmış bir ödevden farksız yani gidip de işte hani? dışarıda bir başkasına yazdırılmış bir ödevden farksız. Tabii burada ne olması gerekiyor? O zaman işte üniversite disiplin prosedürlerinin işlemesi gerekiyor. Ama tabii ki tüm mesele aslında bütün teknolojik meselelerde olduğu gibi evet. burada da yine aynı mesele var. Bunu nasıl ispatlayacaksınız? İşte az önce sözünü ettiğimiz dönüşüm hani hukukçulardan beklentimiz olması gereken şey yani sadece mevcut kuralları değil bu yeni dönemin anlayışına uygun Yeni kuralları oluşturacak, keskin sahip olmak. Hocam, son kelimeleriniz rica edeyim. Gelecekte hukukla ilgili en popüler 2-3 meslek sayar mısınız? Evet. Şimdi tabii, az önce söylediğimiz gibi hukuku da dönüştürüyor, hukukçuların rolünü de dönüştürüyor. Bence bu aslında bütün hizmet, benim kişisel görüşüm, bütün hizmet meslekleri için geçerli. Dolayısıyla hukukçular hani şu alan, şu dal veremem ama hukukçuların ne özelliklere sahip olması gerektiğini söyleyebilirim başkalarıyla, başka meslek gruplarıyla birlikte çalışma alışkanlığına sahip. Bu anlamda takım oyuncusu, hani takım oyuncusu hep söylüyorum ama bu anlamda takım oyuncusu. Başka meslek gruplarıyla birlikte çalışma alışkanlığına sahip. Aynı zamanda toplumsal ihtiyaçları anlayan, ve buna uygun çözümler öğretecek birikime sahip okullar olmalı. Buradan sonra adına ne derseniz değil robot hukuk. Mesela robot yapay hukuk. Yapay zeka hukuk. hukuk. Ya aslında bunlar tabii nft. Hukuk. Hukuk. Evet klasik hukuk dalları değil yani işte medeni hukuk, borçlu hukuku, ceza hukuku, idare hukukudur bizim için bunlar. Ama kısaca hani konuyu anlatmak için bunları kullanıyoruz benim de mesela özgeçimde yapay zeka hukuk yazıyor. Aslında yapay zeka hukuku diye bir alan ve dal çok. O neden onu kullanmaktan kaçındım. Ama zaten bunları yapanlar işte o alanlarda aranan hukukçular olacaklardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Barış Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum davetini. Sağ olun. Değerli izleyiciler, bu haftaki bölümümüzde Doçent Doktor Barış Hocceli'yi ağırladık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla teknolojda görüşmek üzere. Hoşça kalın.